Değişti. Değişti, tamam. O zaman yaşananlarla ilgili Atakan ve Nagihan açıklamalar yapıyor, oraya gidiyoruz. Dişi yakarış Nagihan. Nagihan çıktı ve bize ateş etmeye başladı. Dedi ki, bizim dedi takımın erkekleri, işte kaç erkeğiz örnek veriyorum, 8 erkeğiz, 8 erkek dedi bir hikmet etmez dedi. Yani neredeyse Hikmet'in küçük bir büstünü dikecekti konseye. Vallahi arkadaşlar, ben şunu söylemek istiyorum. Biz de Hikmet'i biz alalım, erkekleri o tarafa verelim. Yani çok şikayetçiyim. Adada hiç çalışmıyorlar Acun Bey. Gerçekten yani. Ne ateş yakıyorlar ne bir şey yapıyorlar. Ya, kadınlar olarak ben çok şikayet ediyorum. Hikmet'ciğim gelir misin? Allah'ın emri, peygamberin kavliyle seni bizim takıma istiyoruz. Açız. Ne balık tutanımız var, ne doğru düzgün kokonat toplayanımız var. Ama bugün bu oraya çıktı. Bizim erkekler keyif. Konseyden adaya geldiğimiz işe Nagihan 5. vitesi taktı. Nagihan daha sonrasında vitesini gittikçe artırarak Perviz'le bir münakaşa yaşamaya başladı. Sen dedi kapa çeneni, konuşma, sus, işte bilmem ne. Ya şimdi herkes kalbinin ekmeğini yer. Burada herkes de kendine yakışanı yapar. Sen kalkıp herkesin içerisinde bir adama bu şekilde bağıramaz. O konsey mevzusu değildi. Ya Perviz aynı şeyleri söyleyseydik durma ya. Perviz öyle konusu değildi, bu konusu değildi. Ne sabahtan beri çıktığından beri aynı şeyi söylüyorsun be. Allah Allah. Kapat sen çeneni ya. Kapat çeneni. Perviz'den sekti. Yine herkese bağırmaya başladı. Oradan o gazı açınca durduramadı kendini. Yükselmeye başladı takıma karşı. Şimdi bir anda kendimi şöyle hissettim. Bizi azarlayan, bizi hakaret eden bir Nagihan. Biz de önümüze bakıyoruz ateşte. Sanki hiç kimse bir şey söyleyemeyecek. Bu kadar da herkes, kimse de bir şey söylemiyor. Dedim ki Nagihan bir dakika ya. Yani bir dakika yani, tamam. Sen de bir duracağın yeri bileceksin. Şimdi kadınsın, seninle tartışmak istemiyoruz. Ama sen bir kadın olarak biz de erkek gibi tartışamazsın. O vitesini değiştirdi. Yani sen bir erkeğin bile bana karşı kullanmadığı belki cümleleri, bir kelimeleri ve üslubu bana tartışmada söyleyemez. Dedim ki Nagihan bir dakika dur. Dur dedikten sonra çift şarjör çıkartıp yine bana ateş etmeye başladı. Vurdum durmaz olmayın. Bardağınız yok, çanağınız yok. Geliyorsunuz kızların bardaklarını, çanaklarını alıyorsunuz. Sesini yükseltmeler. Yükseltmeyin ya. Sen yükseltemezsin zaten. Allah Allah. Yükseltmeyin. Sana ne oluyor? Sana ne oluyor? Ne demek ne oluyor? Hayır susun, aynı şeyi yüz defa tekrarlatmasın. Lan bu kadar insan içerisinde onu yapmayı... Horozlanma sen de şimdi, sus. Horozlanma. Sen düzgün konuş benimle. Horozlanma. Bana horozlanma. Tamam mı? Horozlanma bana. Bu kadar insan içerisinde yükseltme. Düzgün konuşuyorum ben, çıktığımdan beri. Şimdi Nagihan'ın seviyesine hiçbir zaman inmek istemiyorum. Ben Nagihan'ı burada en eski tanıyanlardanım, ilk tanıyanlardanım. Ve çok iyi tanıyanlardanım. Bu demek değil ki sen buraya geleceksin, herkesin içerisinde böyle kinayeli kinayeli konuşacaksın. Bize işte sen sus diyeceksin, kapa çeneni diyeceksin. Bu böyle devam edemez. Buna bir tepki gösterilmeli. Herkes de üstü bunu ve yerini bilmeli diye düşünüyorum. İlerleyen vakitlerde bakacağız. Ada hayatında hayat nasıl seyredecek? Ama bence Nagihan için zor, bizim için ise Nagihan'a zorlaştırıldığı için daha sıkıntılı bir hayat olacak diye düşünüyorum. Ben Hikmet'le geçmişte de arkadaştım. Sadece ona takımından dolayı dışlandığı için destek olmak istedim. Bizim erkeklerimize birazcık kendilerini toparlarlarsa zaten ortada sorun kalmazdı. Ama dün gece kan davasına dönüştü. Vay efendim, sen bunu nasıl söylersin, bizi nasıl rencide edersin karşı takım karşısında. Sanki karşı takımda yani kraliyet ailesi kendileri hiç sorun, sıkıntı yaşamıyorlar. Onların karşısında ne rezil olacaksın ki? Onların zaten dertleri, tasaları bitmiyor. Devamlı kavga gürültü içerisinde olan insanlar. Bunu çok gayet bir şekilde normal dile getirdim. Ve dikkat çeken ve tepki çeken yine ben oldum. Perviz konusuna gelecek olursak da çıktığımız andan itibaren sen bizi niye rezil ettin? Bütün takımın karşısında niye böyle konuştun? Bizi küçük duruma düşürdün dediği için de çok sert bir şekilde ona tepki vermek zorunda kaldım. Çünkü 100 defa aynı şeyi söylediği için benim ağzından çıkacak olan kelimeye burada hiç kimse sorumlu olamaz. İstediğimi konuşurum. Burası Survivor. Herkes özgür iradesiyle konuşabilir ve istediğini dile getirebilir. Atakan'ın da gereksiz bir yükselişi oldu. Demek ki yani benim bir açığımı bekliyorlarmış. Açık olarak da bunu buldular. Vallahi bu açık değil, bu sizin açığınız. Biz kadınlar olarak zaten fazlasını yapıyoruz. Siz erkekler olarak da üzerinize düşen vazifeyi yerine getirirseniz burası zaten güllük gülistanlık olarak devam eder.
burada Atakan'ı en çok rahatsız eden şey Nagihan'ın 8 erkek bir Hikmet demesi. Hikmet demesi özellikle olabilir mi? Atakan Hikmet arasında böyle tatlı sataşmalar, tartışmalar oluyor ya. Burada Atakan'ı rahatsız eden durum atlet kadınların Adem ve Barış'la beraber hareket etmesi bir yerde. Ya daha doğrusu Adem'le bence. Tamam. Çünkü burada gizli savaş hala söylüyorum Atakan'la Adem arasında var. Nagihan Atakan'la 2016'ya dayanan bir geçmişi ve arkadaşlığı varken ona rağmen şimdi biraz daha eskiden çok iyi olmadığı Sema ile beraber Adem'in yanında duruyor gibi gözükünce Atakan da bence biraz üzülüyor. Ama tabii ki olayın da etkisi var. Olayın içinde Hikmet'in olmasının da etkisi var. Bu arada bugün Nagihan'ın doğum günü. Evet valla. Nagihan doğum günü. Nagihan nice güzel senelerin olsun. Evet. Nagihan'ı duymuyorsun ama nice güzel senelerin olsun. Çıkınca izler belki. Kırmızı saçlı Nagihan'ı üzmeyin. Pembe. Pembe mi? Pembe. Bence o pembe gitti de bayağı şey oldu yani saç. Orada gidiyor tabii. Rengi mengi değil mi? Solar yani. Tabii güneş, deniz, su, her şey. Aynen aynen. Yani bu olayda Nagihan Perviz'e kendince tepkisinde haklı. Ama orta yol bulunabilirdi. Bir espri yapmak istedi. Esprisi biraz... yanlış anlaşıldı bence. Biraz uzatıldı daha doğrusu. Ama tabii esprinin içinde demin Damla'nın söylediği çok doğru bir şey var. Bazen sen de burada bir şey söylüyorsun. Komik oluyor ama içinden bir şey insan alınabilir her zaman diyor. Çünkü ben de onu bazen yaptığımda hissederim. Damla ile ilgili mesela Damla'ya sen Garfield'sın derim. Hani çok çalışmıyor diye adada. Mesela Damla buna alınabilir. Onu da düşünmek hiç lazım her zaman. Hiç de alınıyor gibi değil. Surata baksana. Yok yok alınıyor. Ama herkes bana dese ben de alınırım belki. Yani hani çok şey değil. Normal bir şey yani alınması da. Aslında o neden kaynaklanıyor biliyor musun bence? Oradaki belki Atakan'ın yaşadığı durumda o olabilir. Şimdi normalde biz üçümüz beraber bir kafede oturup bunun geyiğini yapsak alınmaz insanlar. Ama şimdi sonuç olarak bizi insanlar izliyor ve ister istemez ağzımızdan çıkan en ufak bir cümle bile yanlış yerlere çekilebiliyor. Çünkü hani ben A diye anlarım ama kulaktan kulağa gider hani bu Z diye çıkar ya bir anda. Ve insanlar hani bir şeyleri yorumlarken de hani senin söylediğin sözcükleri başka taraflara da çekebiliyorlar. Başka bir şey ifade etmeye çalışıyorsun o başka bir tarafa gidiyor derken. Şimdi Atakan'ın da bence serzenişi o yönde. Onları izleyen çok insan var. Ve dolayısıyla onlar da bir şeyleri kanıtlamak için gitmişler Survivor'a. Ve burada kıyaslanmak hoşuna gitmiyor. Bizi insanlar nasıl görüyor diye de düşünebilir. Bunu atıyorum Nagihan'la Atakan bizim yanımızda burada hep beraber oturuyor olsak. Yayında olmasak kendi içimizde bir espri yapsa Atakan da gülüp geçebilirdi. Ama işte işler öyle olmuyor. Çünkü hani herkes farklı algılayabiliyor durumları. Ve bu da birazcık bence nasıl görünüyoruz endişesi taşıyor. Ama Nagihan sert bir kayadır. Onu bilmeyen yoktur zaten. Yani bu Nagihan herkes için tehlikeli. Kendi de söylüyor zaten açık açık. O Berna'yı o zaman yaptığı zamanda. Evet, yani, İçinden başka bir şey çıkıyor diye açık açık söylüyor. Tabii. Yani hep söylüyorum Nagihan'la kavga etmeyeceksin. Hep iyi olacaksın. Hep iyi geçeceksin. Baksana şimdi Survivor'ın belki en sert karakterlerinden biri Atakan. Hani duruşuyla, söylemleriyle, fiziksel olarak falan. Ama Nagihan ona bile hani horozlanma diyebiliyor. Ben Nagihan'la yarışmayı çok isterdim biliyor musun? Sen Survivor'da yarışsan performansın nasıl olur? Çünkü sen eski bir sporcusun. Voleybolcuyum eski. Hala spor zaten yapıyorum. Hayatım spor da. Evet, sen online pilates yapıyorsun. Evet. Çok güzel gerçekten. Teşekkür ederim. Çok seviyorum. Ben nasıl bir yarışmacı olurdum? Çok sevilemeyebilirdim. Neden? Çünkü o hırs var ya Nagihan'da da var. Bütün yarışmacılarda var. Biz hırsla büyüdüğümüz için o kazanma hırsıyla içeriden başka bir şey çıkıyor, değil mi? Benim de çıkabiliyor. Biz kendi aramızda şimdi voleybol oynuyoruz ya. Bazen onu durdurmaya çalışıyorum çünkü yaşım gereği artık kontrol etmeyi öğrendim ama o kazanma hırsıyla hani daha böyle sert nasıl olmuyor gibi bir şey ne yazık ki oluyor. Hırslı bir yarışmacı olurdum diye düşünüyorum. Ben mesela şeyi çok merak ediyorum. Atıyorum bu sene mesela ben Survivor'da olsam nasıl olurum diye. Çünkü bilmiyorum katılacak mısın ama insanın miladı anne baba olması çok büyük bir milat. Kesinlikle. Daha farklı oluyorsun. Olaylara bakışın, olgunluğun. Diyorum ya sakinleştirmeye çalışıyorum. Çünkü tabii, çocuklarım tabii var. Düşünsene orada seni izliyor. Her konuda daha bir farklı oluyorsun. O yüzden mesela hep baktım bazen bu olayda ne yapardım ben yapsam falan. Ama herhalde yine aynı şeyleri yaparsın yani bir yerde. Ama İnsan özünden kopamıyor. Kopamaz.